Şimdi uzun yaşayan insanların ortak özellikleri sizce ne olabilir? Benim elimde mini bir liste var. O listeyi saymadan önce sizden bir görüş almak istiyorum. Sizce etrafınızda da var işte bazılarımızın ailesinde çok uzun yaşayanlar var. Farklı ne yapıyorlar sizden benden? Bir mikrofon alalım bu tarafa. Önce bizi tanıyalım efendim. Anna. Anna, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Bence annemden de şu anda görüyorum. Annemin teyzesi de uzun yaşamış bir insandı. Maşallah. Aktif olmak. Kanımca aktif olmak. Annemde bunu şöyle gördüm. Bundan 10 sene evvel daha pasif bir durumdaydı ve beyin aktivitesi daha düşüktü. Beden hareketleri fiziksel daha olarak kastediyorsunuz değil mi? Fiziksel olarak ve zihinsel olarak evet. da. Şimdi çok daha aktif 10 sene geçmesine rağmen ve aktif olduğu müddetçe de zihinen ve bedensel olarak da daha iyi olduğunu gözlemliyorum. Dolayısıyla da ona biraz daha iş yükü veriyorum. Çok güzel. Fiziksel ve zihinsel olarak aktif olmak. Katılır mıyız? Vallahi ben sonuna kadar katılırım. İnsan için işleyen demir ışıldar hakikaten doğru. Peki hiç şey gördünüz mü böyle tembel tembel yatan ve çok yiyen ama 150 yaşına kadar yaşamış mı? Olmuyor değil mi? Nasıl? Yeme alışkanlıkları nasıl mesela? Çok az yemek yiyor. Bir mide aslında negatif bir unsuru pozitif bir unsura çevirdik. Çünkü ciddi bir mide problemi var. Reflüsü çok zor. Doktorun tavsiyesiyle çok az yemek yemeye başladı. Ve anladığım ve gözlemlediğim kadarıyla az yedikçe de kendini daha iyi hissediyor. Hatta kendi ifadesiyle bazen bütün bir gün çok az yemek yediği zaman tabii ki midesi de daha az sıkıntı yaratıyor. Kesinlikle. Ve kendini çok daha canlı hissediyor. Yalnız aklıma şey geldi, geçenlerde açlık üzerine bir bölüm yapmıştık. Bir arkadaşım diyor ki abi canımı sıktım vallahi kanalı değiştirdim hakkını helal et diyor. Tam da açtım diyor. Sen böyle açlık güzellemesi yapınca iyice acıktım diyor. Yani alışkanlıklar tabii yapacak bir şey yok. Bir mikrofon alabilir miyiz bu tarafa? Merhaba. Merhabalar. Sizi bir tanıyalım önce. Tabii ben Murat Aktaş. Murat hoş geldin. 45 yaşındayım. Maşallah. 23 yıllık öğretmenim ben de. Ona da maşallah. Uzun yaşamın sırrını ben kendi öğrencilerimle de konuşurken şunu söylüyorum. Bedensel diyet elbette ki önemlidir ama zihinsel diyet dediğim kavram da bence çok önemlidir. Biraz azıcık açmanızı isteyeceğim onu. Efendim? Azıcık açmanızı isteyeceğim onu. Zihinsel diyet derken kastettiğim aslında amiyane tabirle kaygısızlık. Stres düzeyinin en aza inmesi. Yani stressiz ve kaygısız insanlar daha uzun yaşıyorlar diye gözlemledim. Yani diyet de elbette önemlidir. Ne yediğimize, ne içtiğimize dikkat etmemiz gerekir. Ama sağlıksız beslenmesine rağmen son derece kaygısız olduğu için etrafında hani yarın çok stresli işler yapacağı halde kaygısız bir şekilde başını yastığa koyar koymaz uyuyan insanların daha uzun yaşadığı kanaatindeyim. Bilmiyorum sizler de aynı fikirde misiniz? Aynı fikirde misiniz? Şimdi bir de böyle bir şey var. Yani ama şimdi bu kadar derdin tasanın içerisinde biraz da mizaç meselesi değil mi bu yani? Bazıları çok gergin oluyor canım mesela. Hani çok da şey yapma deyince daha da sinirleniyor mesela. Ne var ya bunda falan diyorsun daha beter atarlanıyor. Yani o biraz sanki bir mizaç meselesi. Biraz öyle yetişmek lazım gibi. Ben yani ne yalan söyleyeyim ben biraz öyleyimdir. Yani dünya yansa çok fazla umursamam. Ama benim de çok stres olduğum dönemler oluyor. Belki de bu dönemdir. İnsan belli dönemler biraz daha kontrollü olabiliyor stresi ve gerginliği konusunda. Ama belki de bazı dönemler o konuda bir acık hassas olabiliyoruz. Ben o konuyla ilgili bir minik hatırlatma yapmak istiyorum. Ekranları başındaki dostlarımız da dahil olmak üzere. Her insan her zaman duygularını iyi yönetemeyebiliyor. Bu konuda çok mahir de olsanız, çok deneyimli de olsanız zayıf düşebiliyorsunuz. O yüzden diğerleri var. Biz o yüzden varız. Başa çıkamayan insanlara yardımcı olmak, sosyal destek sağlamak, onlara biraz kol kanat germek, en azından dertlerini dinlemek noktasında diğer insanlara bu anlamda çok fazla faydalı olabiliyoruz. Yani onların ömürlerine ömür katabiliyoruz bu hesap doğruysa. Değil mi? Azıcık böyle sakinleştirip, teskin edip falan filan insanların o gerginlikten zarar görmesini
Ancak başkaları engelleyebiliyor. Bunu da bir dipnot olarak burada hatırlatmış olalım. Bir mikrofon sizde mi var? Buyurun efendim. Merhabalar. İsminiz neydi acaba? Tuğba Ekinci. Tuğba, hoş geldin. Tarih öğretmeniyim. Merhaba. 33 yaşındayım. Hoş geldiniz. Uzun yaşamanın sırrını açıkçası ben kişilerin psikolojik sağlamlığına biraz bağlamak istiyorum. Kişinin anda kalabilmesi, akışta olabilmesi, olanı olduğu gibi kabule geçebilmesi aslında bir anlamda bizim kaygılarımızı, bütün stresimizi yok eden, durduran, hiçliği aslında oluşturan, bizi dinginleştiren bir süreci oluşturuyor hayatımızda. Aynen. Dolayısıyla da bununla birlikte bu psikolojik sağlamlığa ulaştığınızda, o kabule geçtiğinizde hayatınızda zaten bütün ilişkilerinizde, yaşamınızda sınırlarınızı çok doğru bir şekilde konumlandırıyorsunuz, oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla da bu insanın psikolojisi bedenine, bütün biyolojisine bence çok büyük bir etki sağlıyor. Dolayısıyla uzun ya, yaşamın en önemli sırrı bu. Ya bak, benim ekibimde güzel tarafı o ki kimse pasta börekten bahsetmiyor, dikkat ediyor musun? Kaygısızlık diyor, zihinsel perhiz diyor, orada diyor, psikolojik sağlamlık diyor. Zihnin beden üzerine hükümranlığını çok iyi anlayan bir devirdeyiz çok şükür. Sizler de o konuya bayağı muttali gözüküyorsunuz. Hakikaten öyle hayatlar var ki ne zorluklar, ne yokluklar, belki ne efendim fazla yemeler, kötü alışkanlıklar bilmem nelerle geçiyor ama ya onların zihinsel donanımında öyle bir şey var ki dünya o insanlara dokunmuyor. Ben mesela siyasetçileri bu konuda enteresan bulurum dünya çapında. Mesela Winston Churchill'den işte bizim rahmetli Süleyman Demirel'e kadar bakın. Mesela bu insanların fizyolojik özelliklerine dışarıdan baksanız bir sürü arıza çıkması lazım değil mi? Ama bu insanlar görece çok uzun yaşıyorlar. Yani o siyasetin içerisinde onların o işte bir amaçlılık duygusu, bir coşma, taşma, her an bir yeni maceranın peşine düşme gibi bir şey muhtemelen onları diri tutan özelliklerden bir tanesi. Bu bizim hayatımız içinde de, yani illa politikacı olmamıza gerek yok bu iş için ama hepimizin hayatında etrafımıza bir bakalım. Yaşam ateşini tutuşturan bir şey varsa bir kere o götürüyor bizi.